Sayın Başkan, dünkü Meral Akşener'in açıklamasından sonra Mansur Yavaş cevap verdi. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Adaylığımı isteseydi önümü açsaydı dedi. Sizin konuyla ilgili bir düşünceniz var mı? Çünkü Akşener'in ifadelerinde sizin de adınız geçiyordu. Dün ben söyleyeceğimi söyledim. Dünkü konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle diyeyim ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz. Eski dost düşman olmaz. Biz bugün yaşananların tarifini dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu, hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de, Mansur Bey de, hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda sizi Ataköy iki telli yani metromuzun test sürüşünde misafir ediyoruz. Bu hat bizden önceki yıllar içerisinde ne yazık ki istenen hızda gidemediği için biz devraldıktan sonra %65-70'e yakın kısmını yaklaşık 4 yıl içerisinde hem dengeli çalışmayla hem tasarrufu özellikle projeciliğinde yaparak hem zeminle ilgili yanlış tercihlerin, eksikliklerin olduğu bir takım istasyon sahalarında yeniden mühendislik kabiliyetini ortaya koyarak hem güvenli hem de değerli bir hattı İstanbul'a kazandırmanın onurunu, keyfini yaşıyoruz. Şu anda 3 yeni metro hattı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor, ihalelerini yapacağız. Bir yandan yine Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra hattımızın açılışını hazırlıyoruz. Bunların hepsi Şubat-Mart ayında açılışları yapılacak hatlarımız. Bir yandan yine devam eden metro hatlarımıza bu zor koşullarda, ülkemizin ekonomik olarak para bulmakta zorlandığı ortamda biz talep ettiğimiz yeşil bono ihracında yaklaşık artık neredeyse 5 katına talep toplayarak kaynak buluyoruz. Yine farklı kaynaklar, daha uzun vadeli kaynaklarla ilgili adımlar atıyoruz. Daha yeni inşallah önemli bir finans kente hizmeti olacak olan Göztepe Ataşehir Ümraniye'nin son kısım finansmanı ile ilgili de hayırlı bir adım attık. Orada da süreci tamamlayacağız. Bizim işimiz o kadar çok ki İstanbul tarihinin rekorlarına, başarılarına imza atıyoruz. Raylı sistemi İstanbul halkının önünde anlatacağız. İşletmecisi, finansmanını, imalatçısı, bütün arkadaşlarımla nasıl bir süreç başardığımızı böyle tane tane anlatacağız. Hep söylüyorum, artık böylesi başarılı insanlarla işbirliği yaptığımız belediye başkanlarımız, yönetici arkadaşlarımız, kadın erkeğiyle eşitlikçi bir bakışla geleceğe bakan bir sürecin arifesindeyiz. Bambaşka bir siyaset dönemi, bambaşka bir siyaset anlayışı, bambaşka bir yerel yönetim anlayışı dönemi başlıyor. Lütfen bizi böyle izleyin, böyle takip edin. Başarılar dilerim.